Ya Allah'ım, Allah'ım. Kuzey duyuyor mu? Nasıl pırpır ediyor kalbi? Aynı babası gibi heyecanlı olacak. Annesi gibi de hırçın. Evet, bakalım. Bebeğimiz 12 santim uzunluğunda ve 110 gram ağırlığında. Mavişim duydun mu? Bebişimiz avokado kadar olmuş. Nasıl? Sağlığı iyi mi doktor hanım? Evet, bebeğimiz gayet sağlıklı. Hatta çok hızlı gelişim gösteriyor. Boylu posta olacak anlaşılan. Babasına çekmiş. Cinsiyeti? Sizin bebeğiniz Naide Hanım'ın bebişine özelmiş anlaşılan. Göstermiyor. Olsun ha, olsun. Sağlıklı olsun da. O gayet sağlıklı da... Bir sorun mu var? Ne oldu? Kötü bir şey mi var yoksa? Rahim ağzında genişleme var. Olması gerektiğinden biraz daha açık gibi görünüyor. Bu da düşük ya da erken doğum riskine yol açabilir. Ne olacak? Yani bebeğime kötü bir şey mi olacak? Panik yapmayın. Bundan sonra gündelik hareketlerinize biraz daha dikkat etmenizi öneririm. Tamam, ne yapacağım? Yani hep yatacak mıyım? Gıpırdamayacak mıyım? Hayır, şimdilik ufak tedbirler almak yeterli olacaktır. Ağır kaldırmayın, yorucu işler yapmayın. Kendinizi yoracak olan hareketlerden biraz uzak durmanız gerekiyor. Tamam, yapmam zaten. Ne yapacağım? Hoplayıp zıplayacak halim yok zaten. En önemlisi de stresten uzak durmanız gerekiyor. O iş bende doktor hanım, siz hiç merak etmeyin. Ayrıca sizi her hafta bundan sonra kontrole bekliyorum. Tedbirli olmakta fayda var. O işte bende doktor hanım. Ben gerekirse mavişim her gün sırtımı alır buraya getirmiş, sıkıntı yok. Ayşe biraz daha yavaş yürür müsün ya? Bey olsun. Komplik mi olabilir senin hızlı yürüyün ya? Ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Arabayı kullanacağım. Ne dedi doktor? Araba kullanmak, trafiğe çıkmak yasak demedi mi? Aşkım doktor öyle bir şey demedi. Doktor stres yapmayacaksın dedi. Araba kullanmayacaksın demedi. Trafik stresi diye bir şey yok mu peki? Ha? Sen şimdi bindin arabana, çıktın trafiğe. Biri böyle seni hatalı sollayacak, ters yönden girecek, sinyal vermeyecek. Sen delireceksin, arızaya bağlayacaksın. Olmaz, böyle şeyler yok artık. Haklısın aşkım, haklısın, sen de haklısın. Benim trafik kurallarına uymayanlara karşı böyle sinir kattığım hiç durmadan artıyor. Haklısın yani. O zaman ver anahtarı, geç yan koltuğa. Şoförlerin kralı her zaman hizmetinde. Hadi bakalım. Al bakalım. Oy. Hop. Aşkım ne yapıyorsun ya? Ne yapacağım aşkım? Yan koltuğa otur dedin, oturdum ya. Öyle mi oturulur? Kuzey, bu yaştan sonra nasıl oturup kalkacağımı sağ soracak değilim herhalde. Kardeşim biraz daha yavaş oturmanı söylüyorum yani. Başka bir şey söylemiyorum. Sen bana kaba mı demek istiyorsun? Kaba mı demek istiyorsun sen bana? Ben sana kaba der miyim Mavişim? Sadece biraz tez canlısın, o kadar yani. Kuzey, benim yavaşlığa, mıymıntılığa tahammülüm yok, biliyorsun yani. Biliyorum ama artık eski yıldız da yok. Lütfen biraz daha yavaş, biraz daha slow yaşamanı istiyorum Mavişim. Tamam, yavaş olacağım. Bu arada şu aklımdayken söyleyeyim. Artık öyle doğuşmak, tokat atmak falan da yok ha. Vallahi aşkım o konuda söz veremeyeceğim. Biliyorsun, tokat benim kırmızı çizgim. Ula debriyaja bassana. Kral bu şoför olduğum için unutmuş olabilirim. Kral şoför kullanmayı bilmiyormuş aşkım.